Erenler cemine hey hey gireyim dersen, hey hey kini de kibiri attı öyle gel. Gerçekler sırrına hey hey eriyim dersen, hey hey ulu bir mürşide yetti öyle gel. Gerçekler sırrına hey hey eriyim dersen, hey hey ulu bir mürşide yetti öyle gel. Bülbülün güledir hey hey feryadı ünü, hey hey zaya verme geçen saati günü. Okumak istersen hey hey ilm ile dünü, hey hey bir gerçekten besti tut da öyle gel. Okumak istersen hey hey ilm ile dünü, hey hey bir gerçekten mestin tuttu öyle gel. Kolay mı divani hey hey gerçeğe ermek, hey hey has bahçe bağının gülünü dermek. Nene lazım elin hey hey kusurun görmek, hey hey sen kendi aynana bak da öyle gel. Nene lazım elin hey hey kusurun görmek, hey hey sen kendi aynana bak da öyle gel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık canım. Telefonumuz mu var? O zaman alo diyelim. Alo. 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 Alo, merhabalar. Fevzi Can. Merhabalar Turan kardeşim. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Başkanım, Yağmur Derneği konuğumuz Ali Başkanım neler söylemek istersiniz? Buyurun. Merhabalar Ali Başkanım. Merhabalar Fevzi Bey. İyi programlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun Başkanım. Hoş gördük. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Başkanım. Fevzi Can, Aziz Baba Cemevi Başkanı. Nasılsınız? Şükürler olsun Başkanım. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Tokatlıyız, bir hallıyız. Sevgili Turan Çakır kardeşim. Buyurun. Meramın şu yönde olacak. Senin o yaylalarında sunumunu yaptığın, köylerinde şenliklerine katıldığın, malum Boğalı Yaylası'ndan Sakarat bölgesinde, Erbaa ile Karadaş yani Amasya sınırları içerisinde bölgemizde altın madeni arama şirketine verilmiş. Meramımız var. Bu konuda dertliyiz. Bu konuyla ilgili sizin dikkatinizi çekmek istiyoruz. Medya aracılığınızdan da bölgemizi Amasya'dan Erbaa'ya kadar bütün oradaki insanlarımıza duyurmak istiyoruz. Burada bugün Keçeci Derneği'nde arkadaşlarımızla bunu istişare ettik. Komisyonlar oluşturduk. Görev dağılımları yaptık. Erbaa Çevre Platformu'yla ortaklaşa çalışıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Burada bunların motivasyonu var. Bu konuda yapılacağını söylüyorlar. Köylerimizin bu konuda bilgisinin olmadığını söylüyor. Sizin televizyonunuz oralarda izlendiğini düşünüyorum. Eyvallah. Hatta şöyle bir fotoğraflar var. 06 plakalı kalabalık jipler bölgede ellerinde cihazlarla Sakarat bölgesinde ya Domuzala denilen mevkide aramaya bile başlanılmış. Yani burada medyanıza, sizlere ve Tokatlılara, hepimize işler düşüyor. İnanın siyanürle altın arandı. İşte daha önce Bergama'daydı.
Çanakkale'de, Gaz Dağları'nda bugün yanı başımızda doğamız tahrip edilirse, oralarda doğanın altı ne kadar değerliyse üstü de bir o kadar değerli olduğunu sizler de takdir edersiniz. Eyvallah. Doğanın içerisine bizim aynı zamanda oralar bir inanç merkezlerimiz. Biliyorsunuz Aziz Baba Keçeci'nin bin yıllar öncesinde yurt ettikleri mekanlar oralar. Eyvallah. Buraların elimizden gitmemesi konusunda doğamıza, tabiatımıza, geleceğimize sahip çıkmak adına medyanıza bağlandım. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bu konu aracılığıyla da sizler de bizler de birlikte İstanbul'da ne yapılması gerekiyor hususuna duyarlılık göstermenizi arz ediyorum. Üst kurullara yani iş işten geçtikten sonra bir şey ifade etmiyor. O Çinlilerin atasözünün olduğuna bağlı kalmak lazım. Biz bu dünyaya atalarımızdan miras kalmadık. Geleceğimize borçluyuz diye. Eyvallah. Biz ne kadar sınırlı bir dünya yaşıyoruz. Bugün oranın altında çıkaracakları bir altın bence çıkarılan oradaki bir damla sudan daha değerli değildir. Kaldı ki şu an bile yazlara gittiğimizde köylerde susuzluk yaşıyoruz. Biz o Boğalı Yaylası'ndan getirdik o suları. Boğalı Yaylası'na siyanürlü altın arandığında içme suyumuz olmayacak. Derelerimiz ne hale gelecek? Doğamız ne hale gelecek? Eyvallah. Bu konuyu özellikle yani medyanız aracılığıyla tekrar söylüyorum. İçimiz kan ağlıyor. Yani İstanbul ayağıyla ilgili buradaki arkadaşlarımızla bugün görev dağılımından sonrası burada mülki idare Sayın Kadim Bey de Tokat Erbağ'a ile bugün de mecliste zannediyorsam bir açıklamaları yaptılar. Yani mülkü tarafıyla değil de biraz da kitleler tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Yani bu meseleyi... Peki. Fevzi Başkanım şöyle yapalım mı? Tabii mücadeleniz bizimle mücadelemiz olsun. Çünkü bir tarafta taş ocağı mücadelesi, bir tarafta siyanürlü altın arama mücadelesi. Biz bunlara karşı çıkıyoruz elbette. Şöyle yapalım başkanım. Dilerseniz önümüzdeki haftaları bir iki hafta içerisinde komiteyi de burada alalım, konuk alalım. Bu konuyu burada işleyelim başkanım dilerseniz. Olur tabii mi? Yani biz de zaman... komiteyle görüş birliğiyle olursak birlikte oluruz. Eyvallah. Yıldız CV olarak da kapımız her zaman açık. Bu tür doğa mücadelesini her zaman açığız. Başkanım çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Elbette mücadelenize biz de buradan karınca destek olmaya çalışacağız. Ama Yıldız CV olarak da kapımızı açıyoruz. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de bu konuyu burada işleyelim, olur mu? Olur memnuniyetle. Turan Başkanım, şimdi siyanür altın bölge sadece bir köyle sınırlı değil. Biliyorsunuz orasının Yeşilırmak'ın kolları. Yeşilırmak oralardan besleniyor. Keçeci Irmağı'ndan dökülen Yeşilırmak, Amasya'dan Samsun'a kadar. Samsun Ovası'nın tamamı bu işin altında etkisinde kalacaktır. Bütün Karadeniz zehirleniyor. Yani bu anlamıyla da tabii ki komiteyle görüşelim. Görüştükten sonra görev çalışmalarımızı belirledik. Tamam. Bundan sonra süreçlerimiz de devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yayınınıza bağlandığınız için bütün izleyicilerinize iyi akşamlar diyorum. Saygılar olsun Fevzi Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler benden de, sevgiler. Başarılar olsun. Da başarılar çok teşekkürler. Diliyorum. Çok teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun Fevzi. Arkadaşlarıma da yolları yönleri açık olsun. Teşekkür. Allah eyvallah. Yüreğine sağlık eyvallah. Başkanım. Çok teşekkür eyvallah. Bu mücadeleler bitmiyor Ali Başkanım. Sorunlar bitmez. Da bitmiyor. Evet. Bir sorun bitiyor, bir sorun çıkıyor. Tekrar onunla alt etmek de bizlere halka kalıyor. Evet, bu mücadelede elbette biz de bu mücadelede yan yana olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Siz de bu konuda biraz daha uzmanınız artık. Yani deneyimlisiniz. Evet. Fevzi başkanlarımıza da bu konuda elbette destek olacağız. Tabii ki. Ben Keçeci Baba Dernek Başkanı'nın beni aramasını buradan söylüyorum. Evet. Beni bir arasın. Evet. Başkanım hemen hızlı bir şekilde artık son turdayız. Evet. Bir de siz de. Seçimler ne zaman olacak başkanım? Seçim var mı bu ara? Olacak. Yakın bir zaman içinde ben mesajda saygıdeğer köylülerimize bildireceğim. Evet. Günü, saati ve yeri. Bu şekilde yapacağız. Aday olmak isteyen herkes bana ve ya da yönetimimdeki birine mesaj yoluyla yönetimini ve başkan adayını bildirsin. Diyebileceğim... Zaten başkanım bu süreçte herhalde kongre falan da olmuyor değil mi? Yani bu pandemi dolayısıyla... Şu an sadece resmi olarak serbest seçim. Evet. O kadar. Evet. Toplantı veya başka şeyler yasak. Bu anlamda aday olacak dostlarımızın da size bildirmesi. Ve aynen. Kongre süreci tarih belli değil mi başkanım? Yok. Bunu muhtemelen bu önümüzdeki hafta için mesaj yoluyla köylümüze bildireceğim.
%90. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım, artık bir veda turundayız başkanım. Son tur olsun. Artık neler söyledi Hüseyin'in, bir tane türküsüyle veda edeceğiz. En son veda türkümüz olacak. İlk Ayşe'm çok teşekkür ederim ben sana. Teşekkür sağ ederim, ol, yolun sağ yönün açık olsun. Feyzcan başkanımızın dediği gibi artık vedalarız, neler söylersin? Öncelikle buraya tekrar bizleri çağırdığınız, ağırladığınız için, evet, muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de özellikle son zamanlarda yaşadığımız bu sıkıntılı, kötü günlerin bir an önce geçmesini, gelecekte daha güzel, daha mutlu günlerin bizi beklemesini diliyorum. Çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler. Sağ ol İlkay'cığım. Hüseyin'im sen neler söylersin? Abicim ben öncelikle sen değerli abime, bize her zaman destek olduğun için, yol gösterdiğin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Genel yayın yönetmenimiz Suzan Hanım'a, Yıldız TV adına çalışan tüm değerli arkadaşlarımıza, emekli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir programdı. Çok mutluyum. Sağ ol kardeşim. Seninle program öncesinde yaptığımız muhabbet de çok güzeldi. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Tüm değerli türkü dostlarından, başta sen değerli abim, evet, olmak üzere bir şey rica ediyorum. Ben değerli köylüm, benim kardeşim İlkay kardeşimle kültürümüze emek vermek istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. İzlere desteğini esirgemesinler. Sana da, evet, buradan söylüyorum. Desteklerinizi yani istiyoruz. Genel bir çağrı olsun. Evet, genel, evet, bir çağrı olsun. Biz kültürümüze, evet, hizmet vereceğiz. Deyişlerimize, türkülerimize, uzun havalarımıza hizmet vereceğiz. Biz genç kardeşlerine, insanlarımız, değerli dostlarımız sahiplensinler. Sahiplensinler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Senden bir eserle veda edeceğiz. Evet başkanım, veda edelim artık. Neler söylersin? Ben buradan öncelikle kendi köylerime ve Tokatlı bütün hemşerilerime pandemi döneminde mesafeye dikkat etmelerini, maskesiz dışarı çıkmamalarını ve bu konunun artık medyada gereğinden fazla özen göstermeksizin yayılmadığını, eskisi gibi ortalıkta olmadığını, dillendirilmediğini herkesin gözlerini açıp görmesini istiyorum. Daha da dikkatli olmalarını istiyorum herkesten. Yasak döneminden daha ileri bir boyutta herkesten mesafe ve maske kuralına riayet etmelerini istiyorum kısaca. Buradan herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, sağ olun. Sağ ol. Bu arada Hasan Meral başkanım çok teşekkür ederim. Evet sağ sevgili olun. Abim. Yani bu süreci beraber de götürüyoruz. Aynı tabii zamanda ki konuşuyoruz. Bütün yönetimdeki arkadaşlarıma, evet, çok teşekkür ediyorum. Şu an Yağmurlu Derneği'ne emek veren, yürek olan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Programda bir nebze olsun Yağmurlu'yu konuştuk. Sağ olun, evet, var olun. Siz daha de doğrusu çok sağ olun abi. Sosyal medyayı kullanmayan dostlarımız da var. Köydekilerin bir, belki, evet, bir kısmı kullanmıyor. En azından canlı yayında buradan taş ocağı meselesini bir taraftan konuşmuş olduk. Okul meselesini konuşmuş, evet, olduk. Bunlarla ilgili de Yıldız TV aracılığıyla bütün dostlarımıza bu konuları iletmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Yüreğiniz sağ olun. Teşekkür, çok teşekkürler. Ederiz. Yıldız TV sizler ekibine aktivite yapın, sizler faaliyete bulun. Bizler her zaman buradayız. Yıldız TV olarak da her zaman derneklerimizin ve özellikle Yağmurlu Derneğimizin de yanı başında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Çok sağ ol Turan abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben vedamı ortada yapacağım. En son üstü. Buyur başkanım. Celal başkanım. Evet. 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 Bunlar ihtiyaç. Bunlar ihtiyaç. Evet. Eyvallah. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Birsen Dündar ablam da şu an bizi izliyor. Enişteme de çok teşekkür ediyorum. Ahmet enişteme de selamlar, saygılar olsun. O kadar çok mesaj var ki. Yüreğiniz sağlı. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi şu an özellikle açılık ekranda alt bant reklamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ana sponsorumuz Engin Gayrimenkul Üzerengin'e çok teşekkür ediyorum. Engin Gayrimenkul için söyleyeceğim, gerçekten de yıllardır bu ekranlardayız. Ben hep şunu söylüyorum. Hani piyasada bir sürü belki bu işi yapanlar var ama en iyisi, bak ben Sevdamız Tokat program sunucusu olarak dışarıda da karşılaştığımız, görüştüğümüz zaman da bu işi en iyi yapanlardan ve gerçi hani deriz ya garanti yapanlardan birisi de Engin Gayrimenkul Üzerengin'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ki gerçekten de biz böyle kendimize özgüvenimiz tam, İçimizden gelerek bunları söylüyorsak vardır bir bildiğimiz yorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Alt bandlarımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Bizler de destek oldular bu haftada. Ve hep söylüyorum, bu saate kadar köyde annem babam da bizi izliyorlar. Onları ellerinden öpüyorum. Onları çok seviyorum. Ve
Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyorum. Artık veda etmek, ya bu saatlerde biraz zor gerçekten, uzun uzun, gerçi böyle konuklarım olunca da veda da, evet. Tamam, Turan abi seni de, Turan Yıldırım. Turan Yıldırım abimin de sosyal medyada eğitime destek, bu tür çalışmalarda olduğunu, Sivaslı abim, eğitimle alakalı çalışmaların olduğunu gördüm, okudum sosyal medyada. Kendisine de teşekkür ediyorum bir Sevdam Sokak program sunucusu olarak. Evet, haftaya görüşünceye kadar, sizler beni özleyeceksiniz, ben de sizi özleyeceğim. Görüşünceye kadar, cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, ahaş yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşçakalın, hoşçakalın ve türküyle veda ediyoruz. Haydi bakalım. Coşar çağlar Fırat Nehri, çekilmez çirkinin gahrı. Coşar çağlar Fırat Nehri, çekilmez çirkinin gahrı. Güzellere canım kurban, içerim elinden zehri. Hancım duloy duloy, yolcum duloy duloy, Gürcüm tuloy tuloy vay. Güzellere canım kurban, içerim elinden zehri. Hancım tuloy tuloy, yolcum tuloy tuloy, Gürcüm tuloy tuloy vay. Evler üzüm asmadır, fistan giyinmiş basmadır. Evler üzüm asmadır, fistan giyinmiş basmadır. Benim şu gönlümü çalan, şu tokatta bir yosmadır. Hancım duloy duloy, yolcum duloy duloy, Gürcüm duloy duloy vay. Benim şu gönlümü çalan, şu Sivas'ta bir yosmadır. Hancım duloy duloy, yolcum duloy duloy, Gürcüm duloy duloy vay. Yola gel güzelim yola, kolların boynuma dola. Yola gel güzelim yola, kolların boynuma dola. Dilersen canımı dile, Hasan durak kurban ola. Yolcum duloy duloy, hancım duloy duloy, Gürcüm duloy duloy vay. Dilersen canım
sana kurban ola yolcum duloy duloy hancım duloy duloy ah Gürcüm duloy duloy vay.